Herkese merhaba. Sıfırdan Gömülü Linux eğitim serimizde birlikteyiz. İlk videoyla başlıyoruz. Birincil kaynağımız Nazım Koç hocamızın uçanlinux.com web sitesinde yayınladığı RISC-V altında Gömülü Linux kuruluşu. Giriş videosunda da bahsettik zaten, olsun yine bir bahsedelim. İkinci kaynağımız da Michael Opdenacker'ın, Bootle'nin konuyla alakalı slide. Hemen başlayalım. Öncelikle bu dokümanı uçanlinux.com adresinden indirebilirsiniz. Nazım Koç Hoca'nın yazdığı ve ona ait olan notlardır. Kendisine yeniden teşekkür ediyorum verdiği izinden dolayı. Şimdi öncelikle bu belge burada ifade edildiği gibi RISC-V mimarisinde toolchain bizim için işlemci şu an sadece bir toolchain'den ibaret ve CAMU sanal makinesinde kullanacağımız bir arayüzden ibaret bizim için şu aşamada bu eğitim kapsamında. Power on'dan login'e kadardan kasıt, yani bir işletim sistemi ilk olarak bir board enerjiyi aldığından itibaren login shell'ine biz düşene kadar veya açılış uygulaması açılana kadar bazı süreçler gerçekleşir. Biz sağlıklı bir şekilde power up olacak, boot up olacak bir işletim sistemini sıfırdan birlikte adım adım irdeleyerek RISC-V ortamındaki boot adımlarını da irdeleyeceğiz. Birincil bootloader, ikincil bootloader, kernel'ın load edilmesi vesaire, akabinde de işletim sisteminin mount edilmesine kadarki katmanları da birlikte bir değerlendirme fırsatı bulacağız. Tane tane elimizden geldiği kadar. Bugün bu video kapsamında bölüm 1.1 ve 1.2'yi irdeleyeceğiz. Proje dizininden kasıt buradaki, yani diğer bir belki daha kulağınıza aşina tabirle workspace klasörünüz hangisi olacak meselesi burada detaylandırılmış. Burada bir RISC-V klasörünün benimsenmesi istenmiş. Ben de benzer şekilde bir RISC-V ana klasörü altına, diğer eğitimlerde yaptığım gibi bir ana klasörüm var, RISC-V isimli, ve tüm takip edecek kurulumları da buraya yapacağız. Ancak tek sizden dikkat etmenizi istediğim RISC-V klasörünün bulunacağı disk bölümünüzde yeteri kadar bir disk alanının olmasına dikkat edin. Bu ne kadarlık bir disk alanı derseniz, sayfa 4'te ifade edildiği gibi en az 15 GB'lık bir disk alanını lütfen olduğuna emin olarak bu RISC-V Workspace çalışma dizininizi yerini belirleyin. Burada OPT altında, OPT normalde root'a ait bir klasördür. Görüldüğü gibi, örneğin işte benim içerisinde farklı klasörler varmış ve bu klasörün kendisi ve altındaki klasörler görüldüğü gibi grubu root ve kullanıcısı root olmak üzere bir klasör. OPT altına açtığınız zaman, şimdi buradaki export işlemi, burada bir kolaylık sağlanmak isteniyor okuyucuya. OPT altında RISC-V isimli bir workspace klasörü açacağız. Çalışma dizini klasörü açacağız. Ve onu her seferinde de OPT RISC-V veya seçtiğiniz pet, benimki gibi uzun da olabilir. Yazmamak adına size bir tavsiyede bulunuyor. 5RC klasörünün içerisine, bu 5RC nerededir derseniz, ls home bu şekilde tildeyle veya ls home environment'la, global environment'la içerisinde ki gizli dosyaları da görebilirsiniz. Örneğin burada
5 RC var mı yok mu? Maalesef. Dermişim değil. Kendisi ta burada. Home M boyar altında. Burada çift tırnak home environment'la kullanabileceğimiz gibi tilde ile de kullanabilirsiniz. 5 RC nedir? Onu bir hızlıca bakarsak bu bizim kabuğumuzun kabuklar, bu kabuk konusunu ayrıca bir değerlendirmeniz, üzerine düşmenizi tavsiye ederim. Hasbelkader bundan önceki eğitimde Linux komut satırı ve Base Scripting eğitiminde bir miktar bahsedildi. O eğitimlere bakabilirsiniz. 5RC interaktif kabuk ve interaktif olmayan kabuk. İki tip kabuk var malum. 5RC'de bakın non-login kabuklar için çalıştırılan bir aslına bakarsanız initialize, ilklendirme dosyası. Bakın burada zaten en başında onun hakkında bilgi edinebileceğiniz user share doc 5 example startup files başlangıç dosyaları hakkında bilgi var. Bunun da bakın daha böyle daha kısa bir kardeşi var ki profile. Profile bakın ne yapıyor? Profile 5RC'yi de çalıştıran dosya. Profile hakkında bilgiyi de bakın startup files dokümanında bulunabilir örnekleri. Bunlar belli bir sırada 5 açıldığı sırada. Ama burada bakın bir fark var. For login shells. Interpreter for login shells. Login shell ve non-login shell olmak üzere iki kabuk farkı var. Ve 5 doc paketini kurduğunuzda da şu dokümana ulaşmış olacaksınız. Startup Files klasörünün içerisinde birkaç tane örnek göreceksiniz. 5RC'nin non-interaktif yani script yazımında da diyez, ünlem, bin beş diye başladığımız scriptlerde de yani non-login veya non-interaktif script anlamında bu. Bir non-interaktif shell anlamına gelir script yazdığımızda. Bu sırada non-login startup dosyaları da çağrılır. Login eğer interpreter ve login shells diyorsa gördüğümüz gibi bir ekran var önümüzde. Ve önümüzdeki bu ekran bir interaktif yani login shell. Dolayısıyla her burada yeni bir tane kabuk açtığımda ne olmuş olacak? Nokta profile'da çalışmış olacak esprisi burada pratik olarak 5RC özelinde ifade edilmiş oluyor. Böylece 5RC de nokta profile içerisinde de çağrıldığı için dolayısıyla 5RC içerisine yazmanız gayet yerinde olur. Nokta profile'da da yazabilirsiniz. O zaman sadece login shell'lerde aktive edilecek bir satır olacaktır. O profile, nokta profile'ın içerisine yazdığınız. Bunları test ederek sisteminizde görebilirsiniz. 5RC'nin içerisinde bir şeyler yazın. Bir pet tanımlayın, bir environment tanımlayın. Ondan sonra nokta profile içerisinde bir pet tanımlayın. Ve çapraz bir test yapın. Bir script'in içerisinde nokta profile'ın içerisinde set ettiğiniz bir değişkeni bir script'in içerisinde okunup okunmadığını görmeye çalışın gibi gibi. Evet, burada risk 5 tanımıyla değişkenine karşılık gelen opet'te risk 5 oluşturuluyor. Ben doğrudan home dizinimi kullandım. Home altında Dr. P ana klasörüm içerisinde daha halihazırda diğer eğitimlerimde olduğu klasörün içerisinde devam etmeyi tercih ettim. Buraya risk 5 diye bir klasör açtım. Ve ardından hocamız da burada root kullanımıyla alakalı uyarıyı da bulunmuş. Bunu mutlaka okuyun. Eğer root altında da çalışacaksanız onu kendi
İşte ben olsam ne yapacaktım? M boyar, M boyar kullanıcı adı ve default grubu yine aynı isimlidir. Kullanıcı adı ve grup olmak üzere klasörün yetkilerini değiştirdiğinizde bu daha doğru bir kullanım olacaktır. Veya doğrudan home dizinizi tercih edersiniz. Mesele biter. Şimdi burada uçan Linux GitHub sayfasındaki repository'yi indirmemiz isteniyor. Eğer sample ifadesini girmezseniz doğrudan repository'nin ismi gibi RISC-V64 sample olur ki ben şurada gördüğünüz gibi o şekilde git clone yaptım. Yani sample ifadesine girmedim ve RISC-V altına doğrudan RISC-V64 sample olarak git clone işlemimi yaptım ve klasörüm buraya geldi. Siz aynen kitapta belirtildiği gibi de yapabilirsiniz. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz isimde de bu klon işlemini yapabiliriz. Klonla ne yapıyoruz biliyorsunuz. Bir Git repositorisindeki source kodları bilgisayarımıza indirmiş oluyoruz kabaca. Ayrıca bir SRC dizini altına tercih edilmiş. Burada bir SRC klasörü oluşturabilirsiniz. Siz de RISC-V klasörünüzün içerisinde. Ne oldu böylece? RISC-V, OPT RISC-V altında SRC oldu kitaba göre. SRC'nin içerisinde de bir sample klasörü olmuş olacak birebir bu şekilde uygularsanız. Ama dediğim gibi ben RISC-V'in altına doğrudan sample ifadesinde girmeden klasör yapımı oluşturdum. Herkes dilediği gibi, anlayacağı gibi klasör yapısını oluşturabilir. Evet, şimdi toolchain kısmına geçelim. Öncelikli olarak ön şart gerekli paketleri buradan birebir kopyalayın. Kopyalanabilir şekilde zaten buraya konmuş. Ters slash ile beraber. Buradan kopyalıyorsunuz ve indirme işleminizi başlayın. Ben daha önce bu yemek programlarındaki bir hazır pişirilmişi var gibi devam edeceğim. Çünkü uzun süren süreçler olduğu için bunları daha önce yapmıştım. Bu paketler bende olduğu gibi yüklü. Siz de yükleyeceksiniz. Evet, bu işlem tamamlandıktan sonra geliyoruz git clone'u recursive opsiyonu ile beraber RISC-V'in official kendi GitHub sayfasındaki RISC-V GNU Toolchain repositorisini almaya geldi sıra. Evet, bu işlemi başlattıktan sonra bolca bir zaman geçecek. Ne demiştim? Recursive'den dolayı. Neden Recursive'den dolayı? Örneğin burada Toolchain klasörüne bakalım. Pek çok submodül, yani dış repositorilerden de gördüğünüz gibi hem mevcut şu gördüğünüz linkteki. Gidin aynı zamanda bu linki de kopyalayıp yapıştırın browser'ınıza ve içerisinde neler var görün. Bir de submodül demek şudur. Ben bazı harici repositorilerden de source code kullanacağım. Onları da projeme dahil et anlamında. Submodüller oldukça kompleks projelerde çok kullanışlıdır ve çok yaygın kullanılır. Örneğin burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane başka projeden de klonlama yapıyor. Ve bu işlem oldukça uzun sürüyor. Bunu öncelikle ifade edeyim. Sonra siz de benim gibi Toolchain klasörünüzün içerisine Toolchain'inizin hepsini aldınız. Çok güzel. Ardından içerisinde bir configure script'i gelecek tabii ki. Değil mi? Ve siz de nokta configure'le ki şurada uzun bir configure script'i. Bu configure script'i ne yapacak? Bir make file oluşturacak. Nasıl qmake ile make file oluşturabildiğiniz gibi, nasıl cmake ile make file oluşturabildiğiniz gibi. Configure de bir build ortamıdır. Bir make file oluşturacak. Sadece prefix olarak bir klasör verin. Bir klasör verelim ki default yerine kurmasın.
bir kurulum yeri vermiş oluyorsunuz aslında prefixle. Ben orada ne tercih ettim? TC install, yani toolchain install diye bir klasör tercih ettim. Yani tre prefixe, buradaki dolar risk 5 neydi bu arada? OPT/OPT/risk5'e karşılık geliyor değil mi? O environment'ı set edilmişti zaten. Siz de nereyi set ediyorsanız eğer, istiyorsanız dolar risk 5 üzerine environment'la verin, isterseniz full pet'i verin. Ama buraya prefix veriyorsunuz ve bu bir install klasörü olacak. Ben toolchain, yani tc-install olarak tercih ettim ve içerisine görüldüğü gibi kuruldu toolchain'i. Hazır kurulmuşu var. Size kolay gelsin. Bu işlem de uzun sürecek. Ya özel, ya make tarafı uzun sürecek özellikle. Buradaki approach sizin sisteminizdeki aktif core sayısı, bir komut çıktısı. Örneğin benim fakir bilgisayarımda 4 core, sizin de 8 olabilir, 16, neyse varsa artık. Böylece make tre j ile kaç değerleme paralelleyeceğini daha hızlı bir şekilde olacak. Paralelleyeceğini anlıyor. Tek yapacağınız make boşluk, Linux boşluk tre j 4 veya diğer ifadeyle dolar parantez approach parantezden zaman 4 ifadesi buraya konmuş olacak. Tek mesele o. Burada default olarak 64 bitlik toolchain risk 5 64'lerin kurulduğunu göreceksiniz. Diğeri de şu an tercih edilmiyor ama istenirse multilib özelliği de aktive edilebiliyor ama bu eğitim kapsamı dışında. Treje'den bahsettik. Ve işleminizin video artık bu kısımda durdurdunuz siz videoyu. İşleminizi yapıyorsunuz. İşleminiz bitti ve videoya devam ediyorsunuz diye düşünüyorum. Ve bu noktadan sonrası için bizi neler bekliyor? Pet tanımlama meselesi var. Biraz önce nasıl büyük harfli risk 5 ile /OPT/risk5'i set ettiğimiz gibi yine .5RC'ye bir pet değişkeni tanımlayabilirsiniz. Pet nedir? Bu dosya yolu, yani klasör yolları, default klasör yolları, çalıştırılabilir dosyalar için default klasör yollarını ifade eder ve en baştan itibaren de bizim herhangi bir full pet girmeden 5'te eğer biz bir komut bulabiliyorsak, örneğin işte ls dediğimizde, l dediğimizde bakın 118 tane ihtimal geliyor veya mk dediğimde pek çok tap yaptığımda alternatif geliyor. Örneğin mk'ları herhangi pet girmeden biliyor olmamın sebebi interaktif kabuğun pet global environment yardımıyla bir nerede onu arayacağını biliyor olmasından ibaret. Yoksa ben aslında buraya bir string giriyorum. Doğru mu? Doğru. İnteraktif şöyle 5'e sadece m, k, d, i, r harflerinden oluşan bir string veriyorum. Ama o komutu çalıştırdı gördüğünüz gibi. Burada bir klasör ismi girersem klasör oluşturacak. Örnek veriyorum sadece. Ne yaptı? Burada komut çalıştı şu an. Nereden biliyor bunu? Where is, where is diyeceğiz. Bakınız user 1000 altındaymış. Peki echo pet diyorum. Echo pet'te user 1000 bulunduğu için, user local 1000, user 1000 vesaire slash 1000 hepsi bulunduğu için onu orada bulabiliyor. Bu bir çalıştırabilir dosyaların arama klasörleri, aranacakları klasörün listesi. O kadar anlamaz. Bu kadar, biliyorsunuz bunları. Windows'ta environment hani set edersiniz yine pet'tir. Yeni tanışmış arkadaşlar için biraz açıklama yaptım sadece. Evet. Gelelim. Şimdi 5.5RC'de tanımlanmış. Ben benimkini nokta profile'da tanımlamayı tercih ettim. Ve en sonuna bakın, ben de ilk önce yeni toolchain'imin, yeni oluşturduğum toolchain'imin bin klasörünü pet'e set ettim. Bir de sonuna mevcut halini. Bakın niye dolar pet yazıyoruz sonra? Sonuna dolar pet yazmazsak yukarılarda veya başka startup scriptlerinde set edilen pet değerini ezmiş oluruz. Ezmemek için, append etmek için,
aslında prepend etmiş oluyoruz. Yani önüne eklemek için bu işlemi yapıyoruz. Prepend yapıyoruz. Önüne ekliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bir, kendi $home.pt.tc install.bin neresi? İşte burası. Ekledim bunu buraya ve sonra da $pet'le mevcut değerini girerek prepend yapmış olduğum. Ve dolayısıyla artık benim böyle uzun bir pet değerim var. Okey. Hemen biz de risk 5'imizi deneyelim. Hemen pat pat yapalım biz de. Tap tap yaptık. Bakın chat'e geldi. Mesela GCC hocamızın yaptığı gibi biz de diyelim ki where is diyelim. Where is neris? Bakınız nerede olduğunu söylüyor. Home mevboyar. Doktor P bıdı 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 burada diyor. Evet aynen solda gördüğümüz gibi. Hemen hızlı geçiyoruz buraları. Which ile gösterdik. Evet buraları okumadan geçmeyin arkadaşlar. Buralarda güzel hayat kurtarıcı genel Linux bilgileri var. Şimdi gelelim güzel bir konumuza. Burada çok önemli bir konu irdelenmiş. Binary analiz yapılmış. Bir derleme aşaması, derleme sonrası, strip işlemi, debug sembolleriyle derlenmesi vesaire vesaire. Bir binary analiz başlığı, alt başlığını şimdi geçiyoruz. Ve bunu oldukça basit bir şekilde irdeleyeceğiz. Bu binary analiz meselesi belki 1-2 videoluk bir konu olarak da ele alınabilir ayrıca. Önemli detay, güzel detaylar içerir. Şimdi bakın, burada bir hocamızın klasörün içerisine gidelim. Evet. CD. Siz de sample ismiyle olabilir, ben de bu isimle. Evet, burada ben daha önce derlemiştim. O derlediklerimi siliyorum. Burada bir hello C dosyası var. Tamam. Şimdi gelin bunu hocamızın gösterdiği gibi çapraz derleyelim. Şimdi biz bir toolchain dedik. Yukarıda bazı buna dair ifadeler var. Bu kitabı okumadan sadece videoyu devam etmeyin. Kitabı da okuyun. Okuyarak ilerleyin. Mutlaka. Çapraz derleme nedir? Cross compiling yapıyoruz. Değil mi? Yaptığımız şey şu. Kendisi AMD 64, x86 64 bit, 32 bit bir bilgisayar, x86 bir bilgisayar, bir AMD 64 bir bilgisayar, x64 bir bilgisayar için çalışan bir executable ama ortaya çıkardığı derleme sonucu executable içerisinde çalıştığı host makineye ait, host makinede çalışacak bir executable değil. Target makinede, hedef makinede çalışabilecek bir executable. Evet, buna toolchain deniyor. Yani native bilgisayarınızda sadece GCC isimli bir derleyici kullanıyor olabilirsiniz. G++, G++ isimli derleyici kullanıyor olabilirsiniz. Clang derleyicisi sadece kullanıyor olabilirsiniz. Çeşitli farklı derleyiciler de var. Onlar ne yapacaklar? Sadece GCC ismi ise yani önünde işte RISC-V, 64 veya ARM Linux GNU GCC, işte MIPS bla bla veya RISC-V bla bla, PowerPC bla bla gibi başı işlemci genelde böyledir isimlendirmesi. Yani isimlendirme kuralı tabi bir şey değil ama genelde böyledir. İlk önce işlemci mimarinin ismi, akabinde de mikrokontrol için olabilir, Linux için olabilir, ona dair bir ifade göbeğinde ve en sonunda da derleyici mi, debugger mı vesaire mi, stripper mı vesaire mi ne iş yapıyorsa onunla ilgili sonunda da ifadeyi görürsünüz. Sonuç olarak RISC-V64 GCC bir derleyicidir ama çıktı olarak RISC-V mimarisi için bir output üretir.
GCC de derleyicidir ama bu natif x86-64 ortamı için bir executable output üretir. Bu kadar basit. Evet. De hemen devam edelim. Haydi bakalım derleyelim. Şimdi ne dedik? RISC-V 64 GCC warning all, bir warning olacağından değil. Hello C ve output'ta hello RISC-V diyelim. Bir derledik. Tamam. Acaba ne derledik? Bir bakacağız. Bakalım biraz da birazdan daha güzel detaylar da var. Şimdi bakalım bir boyutuna bakalım. Biz de hoca gibi. LSLA. Hello RISC-V diyelim. LAHT diyelim. Tam insan okuyacak modu yapalım. 14K'lık bir ne ürettik? Çalışılabilir dosya ürettik. Şimdi bu çalışılabilir dosya eğer strip'ten önce ve strip'ten sonra şeklinde bir karşılaştırma yapılmış. Strip etmek nedir? Bazı sembollerin, debug bilgilerinin strip'le yok edilmesi sağlanır. Birazdan sanırım file komutuyla da bakacağız. Evet, file komutuyla birazdan bakacağız. Şimdi gelin bakalım. Biz de strip edelim ve boyutun ne kadar düştüğünü görelim. Önce sadece boyut mantığıyla bakabilirsiniz meseleye. Toolchain'imizin içerisinde tre-strip isimli bir komut var. Şimdi boyutuna bakıyoruz. Bakın 14K'dan 5.9K'ya düştük. Neler sildi, neler sildi. Şimdi file isimli her bir executable'ın metadatasını okuyan, yani onun ne olduğunu anlayan güzel bir komutumuz var. File ile bakıyoruz. Hello RISC-V. Bakın, strip edildi ifadesini görüyorum. Berkeley Üniversitesi UCB açılımı kitapta yazıyor. RISC-V mimarisine göre derlendiğini görüyorum. ARM'a göre derlesem burada ARM'lı ifade görecektim. Interpreter'ına dair bir ifade görüyorum. Gen Unix için derlendiğini görüyorum ve strip edildiğini görüyorum. Burada ifade ettiği gibi dynamically linked ifadesinde gördük strip çıktısında. Bunun anlamı nedir? Runtime'da libc.so6 dosyasında, yani share object dosyası bir kütüphanedir. Harici bir dosyadır. Windows'daki dynamically linked library'e karşılık geliyor. DLL dosyalarına. Bu dosyanın da target cihaza, file sistemine yüklenmesi gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Bizim şu an derlediğimiz hello uygulaması libc.so6 dosyası ile ancak birlikte çalışabiliyor anlamına geliyor. Hemen biz de deneyelim. Bakın nedir? libc.so6 needed, bizim needed filtresi yazdık. Grep biliyorsunuz bir filtre uygulaması. Eğer çıktıyı hiç almazsak şöyle göreceğiz tüm çıktıyı. Şuradaki ifadeyi topluyoruz. Başka share objelere de ihtiyacı olsa burada needed listesinin arttığını görecektik. Peki statik derlemiş olsaydık. Bir uygulamamızı gelin statik derleyelim. İsmine statik diyelim. Bunu nasıl yapacağız? Tire statik ifadesini derleyici parametrelerimize ekleyerek. Şimdi obj dump'ı bu sefer statik derlenmiş. Yani libc'si kendi içinde
olan bir executable için grep needed diyelim. Evet. Öyle bir alan yok. Çünkü statik olarak derledik. Ve onun da file çıktısı kesinlikle farklı olacak. Hemen bakalım. Hello. RISC-V static. Bakın. Statically link diyor ve burada biz dynamic link ifadesini ve interpreter ifadelerini göremedik. Interpreter başlı başına bir konudur. Hemen size okuyorum buradan. Interpreter libld bla bla ifadesi bu programın çalışması için lib dizinin altında LDSO kütüphanesine gerek olduğunu söyler. Başka bir deyişle libcso6 kütüphanesi dışında bir de bu kütüphaneye gerek vardır. Evet. Bu çok özel kütüphaneye yorumlayıcı denir. Yorumlayıcı bir kütüphane olmasına rağmen aynı zamanda çalışabilir programları geçiyorum. Temel bir görevi vardır. Çalışacak programı yükler, bağımlı kütüphaneleri tespit eder vesaire vesaire. Bazı görevleri var. Interpreter da bir sistemin çok önemli bir bileşeni. Strip ettiğimizde stripped ifadesini görmüştük. Strip ifade strip ettiğimizde debug sembolleri ve programın çalışmasının dışında gereken bazı yardımcı semboller temel bileşeni olmayan bazı oradaki ifadeler budanmış oluyordu. Ve stripped olarak görüyorduk. Doğru mu? Tekrar bakalım. Son static derlememizi dediğimizde bakın burada artık strip edildiğini görüyoruz. Evet, strip edilmemiş ve TRG ile derlememiş programların source kodu da içerdiğine dair güzel bir binary analiz var burada. Hemen biz normal RISC-V derlememize bakalım. Bakalım burası strip olmuş. Hemen baştan derleyelim. Statiği de silelim şimdi. Evet, not strip ve debug info ile bir hello RISC-V'imiz var. Bizden natif bir derleme yapmamızı istiyor. Biz de hemen bir natif derleme yapalım. Hazır derlenmiş var diye satırımı arıyorum. Baştan yazmak daha kolay halbuki. Evet, kesinlikle baştan yazmak daha kolay. Evet, bu kısmı irdelemiş olduk. Son olarak biz bir sürü bir şeyler derledik. Ve bunları bir çalıştıralım. Hello native tabii ki çalışacak. Peki Hello RISC-V x86-64 bilgisayarımızda çalışacak mı? Yok. Statik derlediğim bari çalışsın. Yok. Evet, çalışmaması gayet normal. Exec format error da çok güzel. Tam yerinde. S-trace diye güzel bir ilaveten bir komuttan bahsedeyim. Bakın daha exec'te exec format error aldı. S-trace komutuyla hangi sistem fonksiyonlarına girip çıktığını bir STD auto debug STD error'a da veriyor olabilir emin değilim. Output'unuza düşecek. Bakın bu en başta pass ediyor. Halbuki bir native dediğinizde bakın pek çok işlem oluyor. Ve en sonunda write standart output'a hello RISC-V ifadesini write sistem fonksiyonuna çağırmış. Bakın burada girip çıktığı sistem fonksiyonlarını da görebilirsiniz.
S3 ile sistem fonksiyonları ve sistem programı üzerine de buradan bir parantez, bir sözüm olsun ileriye dönük. Şimdi ya bunun bir yolu olsa da hani bir şeyler derliyoruz ya, bir görev ise ya yap bir şeyler derseniz yapalım hemen. Sudo apt install camu'yu user modda çalıştırmak için camu-user paketini kuruyoruz. Ve akabinde de esas olan binfmt komutuyla beraber, paketiyle beraber geliyor. Şimdi biraz önce çalışmayan exec error diyenler nerede bakalım? Hello. Risk 5. Ah, bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama bir şey bulamadı. S3'de bir izini sürelim. Bakın. Bildiğiniz çalıştırmaya çalıştı. Ama maalesef neyi bulamadı? Bir daha çalıştıralım. Interpreter dosyasını bulamadı. Yoksa çalışacaktı. Sanki bu statik derlenmiş olsa acaba çalışacak mıydı? Bakın. Risk 5 için, bu kandırmacı yapmıyorum. Siz zaten önünüzde denersiniz. Bakın bu Risk 5 için değerlenmiş bir executable ve x86-64 bilgisayarında çalıştı. Nasıl? Camu user paketini kuruyorsunuz. O arka planda bazı işlemleri yapıyor. Eskiden başka şeyler de yapmak gerekiyormuştu ilaveten. Ama şu an sadece şu anki modern Ubuntu'da Camu user'ı kuruyorum. O binfmt işlerini de hallediyor. Efendime söyleyeyim, artık benim sistemim otomatik bir şekilde, eğer ki statik de derlenmişse, başka bir kurulama da gerek yok, statik derlenmiş cross compile bir uygulama drag Hello Risk 5 sizlerle çalıştı. Bu da test amaçlı kullanabileceğimiz bir şey diyorum. Bu da ek bir eğitimin şekeri olsun, ilave bilgiyi. Evet, çekirdekle devam edeceğiz. Burada biraz yaramazlıklar yapmaya başlayacağız. Sağa sola bir gitler geller yapacağız. Biraz dokümanın dışına çıkacağımız taraflara yaklaşıyoruz. Bir dahaki derste çekirdeğin derlenmesi bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.